5 milletvekiline söz vereceğim. Sayın Gökçek buyurun, yeni bir sataşmaya mahal vermeden yerinizden. Yerimden mi vereceğim? 60 yerinden oluyor bildiğiniz gibi. Sayın Başkanım, özellikle şunu söylemek istiyorum. Eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Fikri Sağlar'ın tabiriyle bir mafya avukatı olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aziz ordusuna satılmış ordu diyen ve bununla birlikte mahkeme salonlarını eşkıya gibi basan bir adamın bana kalkıp bu anlamda terbiye öğretmesi mümkün değildir. Ayrıyeten kendisini koridorlarında kendi milletvekili tarafından tokatlandığı zaman ben buradan bir AK Partili milletvekili olarak kendisini tokatlayan milletvekiline tepki göstermiş bir kişiyim. Yani şiddete karşıyım. Tabii ki DEM Partisi'ne karşı olan bu özverili olarak savunma şeklini özellikle seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK terör örgütünün vermiş olduğu desteğin bir diyeti olarak yaptığını düşünmekteyim. Ve şunu özellikle söyleyeyim, ama o Kılıçdaroğlu'nu da satıp daha sonra zıp zıp zıplayarak kendi arkadaşları tarafından dalgaya almış olan bir milletvekili. Evet. Trabzon milletvekili Sayın Sibel Su İçmez. Sayın Başkan, Dünya Çevre Günü'nde Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslenmek istiyorum. Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim. Akarsuyun, meyve çağında ağacın, serip gelişen hayatın düşmanı. Bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler. Ve elbette ki sevgilim elbet, dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya, dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet. Bursa'da havlucu Recep'e, Karabük fabrikasında tesviyeci Hasan'a düşman, fakir köylü haççı kadına ırgat Süleyman'a düşman, sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman, vatan ki bu insanların evidir, sevgilim onlar vatana düşman. İktidara inat, yaşasın hayat. İktidara inat, yaşasın çevre hakkı, çocuk hakları, kadın hakları, hayvan hakları. Yaşasın demokratik, laik, sosyal hukuk devleti. Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız. Buyurun Sayın Tahtasız. Sayın Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerini 10-14 Haziran tarihleri arasında ödeneceğini müjdeledi. Emeklilerin bayram ikramiyesine %50 zam yaptık, 3000 liraya çıkardık diye tekrar övündü. 2018 yılında 1000 liralık bayram ikramiyesiyle emekli kurban hissesine girip kendi başına kurban alabiliyordu. Bugün emekli maaşının tamamıyla bile kurban hissesine giremiyor. 2018 1000 lira ile 3 çeyrek altın alan emekli bugün 1 çeyrek altın alamıyor. Seçimden önce bu yıl emekli yıl olacak dediniz, madem sözünüzde durun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisini ve emekliyi dinleyin. En düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyesini asgari ücret olarak belirleyin. Asgari ücreti de açlık sınırının üzerine çıkartın. Emeklilerimiz bayram ikramiyesiyle birlikte maaşlarının da yatmasını bekliyor. Maaşı yatmayan emekli bu 3000 lirayla evine alışveriş mi yapacak? Torunlarına harçlık mı verecek? Emeklilere yaptığınız zulüm arşa ulaştı. Hiç olmazsa bayramda yüzlerini güldürün. İnsanlarımıza, emeklilerimize maaşlarını bayram öncesi verin. Konya Milletvekili Konur Alp Koçak. Buyurun Sayın Koçak. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımız giderek yaygınlaşan hak ihlallerine maruz kalmaktadır. Son olarak Gümülcine'de faaliyette bulunan Batı Trakya Fenerbahçeliler Kültür ve Spor Derneği ucube bir mahkeme kararıyla kapatılmış, Yunanistan'ın sistematik hale getirdiği hak ihlallerine bir yenisi daha eklenmiştir. Yunanistan'ın temel insan haklarını ihlal ettiği AİHM tarafından birçok kez tespit edilmiştir. Ne var ki AİHM kararlarını uygulamaktan ısrarla kaçınan Atina, Bekir Usta kararının uygulanmasını 16 yıldır bekletmektedir. Buna rağmen Atina'ya karşı ihlal prosedürü hala başlatılmamıştır. Türkiye'deki bir terör hükümlüsünün hakları söz konusu olduğunda esip gürleyen Avrupa Konseyi'nin Yunanistan'da yaşayan ve hiçbir suça karışmamış olan 150 bin civarındaki Türk azınlığın tamamına yönelik hak ihlalleri söz konusu olduğunda sessiz kalması ülkemize uygulanan çifte standardı bir kez daha ifşa etmiştir. Teşekkür ederim. Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara. Buyurun Sayın Kara. Beş Haziran Dünya Çevre Günü kutlama günü değil, bir mücadele günüdür. Dünyadaki sermaye sahipleri yeryüzündeki tüm kaynakları bu kar hırsıyla acımasızca tüketmektedir. AK Parti iktidarda politik tercihleriyle ülkemizin doğal kaynaklarını, ormanlarını ve su kaynaklarımızı adeta talan etmektedir. Fosil yakıt kullanımı, termik santrallerin yarattığı hava kirliliği ve buna bağlı olarak sağlık etki maliyetleri insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Taş ve maden ocakları
Özellikle seçim bölgem Hatay'da adeta yurttaşlarımızı yapmış olduğu patlamalarla canından bezdirmiş, deprem yaşayan bölgemizi toz bulutlarına boğmuştur. Sanayi tesislerinin havaya saldığı emisyonlar denetlenmemekte, taş ocakları dağları delik teşik edip arkalarına bakmadan çekip gitmektedirler. Geleceğe bırakacağımız dünya doğaya ve çevreye, yaşama, insan haklarına ve bu toplumsal yaşam mücadelesini... Kanun teklifinin genel üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına... Buyurun. Buyurun. Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeden. Sayın Gökçek, iş tüzük 69'u okursanız size 60'a göre söz hakkı vermemin sebebini de öğrenmiş olursunuz. Lütfen bunu bir daha tekrar etmeyelim. Ah keşke bir okuyabilse. Şimdi bu mecliste 600 kişi var. Bir dakikada 6 yalanı en hızlı söyleyen Osman. Ondan dolayı tebrik ediyorum bir. Ama birine cevap vereceğim. Benim onur gurur duyduğum genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir laf söyledi. Benim genel başkanım benim görevimi yaptığı yıllarda babam bunları söylediğinde onu paspas yapmıştı. Bunu unutma. İki, biz küçükken mahallede çok yaramaz çocuklar olurdu. Erik çalardı. Arkadaşının topunu çalardı. Arkadaşına iftira atardı. Annesi döverdi, laf söylerdi, hakaret ederdi. Mahallenin büyük anneleri, babaanneleri anneye kızardı. Yapma kızım, arsız edersin. Arsız ne? Artık lafın hükmetmediği, yüzü keçe gibi olduğu durumlar. Aslında biz muhalefet grubu olarak Osman konusunda haksızız. Söyleye söyleye Osman'ı arsız ettik. Osman arsız oldu. Osman'a laf kâr etmiyor. Bu Osman'a söylediğim lafları şu mermere söylesem çatlar. En kriminal tipe söylesem ağlar. Ama Osman'a kâr etmiyor. Osman'cığım, artık seni elimizden geldiği kadar dokunmayacağız. Çünkü sen arsız oldun. Arsızlığın çaresi yok. Yüzsüzlüğün çaresi yok. Ya şu lafları kime söylesem, taşı söylesem çatlar kardeşim. Hiç mi utanmıyorsun sen? Bir dakikada 6 tane yalan söylüyorsun burada. Ben Fikri Sağlar'ın avukatıyım kardeşim. Ben Fikri Sağlar'ın avukatıyım. Sen yani bunları uydururken gerçekten akıl tutulması yaşıyorum. Artık bence fazla uğraşmayalım. Bu arsızı kendi kaderine bırakalım. Grubu belki Abdülhamit Bey ıslah eder. Sayın Gökçek, lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim. Hatip arkadaşlarımız bekliyor. Ben arsızım, siz ağırlısınız. Ama PKK terör örgütünün tüm unsurları sizi desteklerken buna hiç ses çıkartmadınız. Aranızda PKK terör örgütü değildir diyen Türkan Elçi'yi aday yaptınız. Evet, sizler PKK terör örgütünün tüm unsurlarının desteğini almanıza rağmen ses çıkartmadınız. Evet, evet, aynen böyle oldu. Ve ayrıca şunu söylemiştim. Gel. Stajyer kabadayı, gel bakayım, gel. Gel sana bir anlatayım, gel. Stajyer kabadayı, gel bakayım. Gel. Anca oradan koştu, burada niye yavaşlıyorsun? Gelsene. Halep'i gel bakalım. Ben stajyer değilim. Yok. Hadi gel. Ne oldu? Ne oldu? Efendim, dakika. Hadi bakayım. Hadi bakalım.